Çam Limanı Akademi. YouTube kanalımıza ve Facebook sayfamıza lütfen abone olunuz. Videolarımız YouTube kanalımızdan doğrudan ya da bağlantı adresleri kopyalanarak paylaşılabilir. Videolarımızın indirilerek isim ve veya içerikleri değiştirilerek kullanılmaları yasaktır. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Mustafa Kemal Atatürk. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Çam Limanı Akademi adına selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu akşam Mavi Göğün Altında adlı sunumu yapacak olan seramik sanatçısı ve akademisyen Zehra Çobanlı Bandırma'da doğdu. 1981 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi seramik bölümünü bitirdi. Mimar Sinan Üniversitesi'nde yüksek lisans, yine Marmara Üniversitesi'nde sanatta yeterlilik yaptı. 1986-1989 yılları arasında Avustralya'da yaşadı. 1981 yılında başladığı Marmara Üniversitesi'ndeki görevine 1989 yılında Anadolu Üniversitesi'nde 2013 yılına kadar devam etti. 1993-94 yıllarında Japon Mambusho bursunu kazanarak Tokyo Güzel Sanatlar ve Müzik Üniversitesi'nde bulundu. Hollanda, İtalya, Almanya, Finlandiya, Amerika, Japonya, Avustralya, Polonya, Kore, Çin, Yeni Zelanda ve Meksika gibi ülkelerde çeşitli müze ve seramik cam merkezlerinde eserlerini sergiledi ve sempozyumlara katıldı. 1996 yılında profesör oldu. 30'un üzerinde kişisel sergi açtı. 100'ün üzerinde ulusal ve uluslararası karma sergiye katıldı. Ulusal ve uluslararası seramik ve tasarım yarışmalarında jüri üyesi olarak görev yaptı. Yurt dışında Art Residency programlarına davetli sanatçı olarak katıldı. Devlet seramik yarışmalarında, Mino seramik yarışmasında ve Kore Bienali'nde çeşitli ödüller aldı. Pek çok ulusal ve uluslararası etkinlik düzenledi. 2015 yılında Uluslararası Seramik Akademisi üyeliğine seçildi. Merkezi Japonya'da bulunan Uluslararası Seramik Sanat Eğitimi ve Değişimi Derneği'nin kurucu üyesi ve başkan yardımcısı, Seramik Sanatı Eğitimi ve Değişimi Derneği'nin kurucusu ve başkanıdır. Yurt dışı ve yurt içinde çeşitli resmi ve özel koleksiyonlarda, müzelerde eserleri bulunmaktadır. 2013 yılından bu yana sanat çalışmalarına Eskişehir'de Zehra Çobanlı Sanat Merkezi'nde devam etmektedir. Buyurunuz lütfen Zehra Hocam, siz dinliyoruz efendim. Mikrofonunuzu lütfen açarsanız. Evet. Tamam. Önce tüm konuklara iyi akşamlar diyorum. Sonra teşekkür ediyorum Çam Limanı Akademi'nin değerli üyelerine ve beni davet eden Barbaros Hayrettin Uzuner Bey'e ve tüm konuklara. Düşünüyorum da gerçekten pandemiyle birlikte hayatımızda birçok şey değişti. 60 yaşından sonra ben birçok yeni bilgiler öğrenmeye başladım. Ve Zoom, online pandemiyle birlikte hayatımıza giren değil mi? Yeni bilgiler, yeni öğretiler. Anladım ki bu süreçte hepimiz birbirimize bir mavi kadar uzağız. Ama aynı zamanda da bir mavi kadar yakınız. Gökyüzü masmavi ama bunu görebilen için masmavi. Her göz mavi görmüyor. Benim için mavi huzurun rengi ve barışın rengi. Benim için mavi biraz gökyüzü ve biraz deniz, biraz okyanus. Ve denizlerin uçsuz bucaksızlığı ve gökyüzünün özgürlüğü şairin dediği gibi. Mavi, derin ve huzur benim için. Ben sizin sayfanızı da inceledim. Gerçekten sizin sayfanızda maviyi ve denizi o kadar güzel anlatmışsınız ki okuduğum zaman çok hislendim ve çok duygulandım. Bu akşam size biraz Anadolu'dan nasıl çıktım, öğrencilik hayatımdan birkaç fotoğraf, daha sonra da beni bugünlere getiren seramikteki izlerimi anlatacağım.
Eğer bir de zamanı öğrenirsem çok mutlu olacağım. Ona göre biraz ne kadar süre içinde bütün bu slaytı göstermek zorundayım. Ona göre süremi ayarlayacağım. 50 dakika, evet. Efendim? 50 dakika, bir saat. Tamam. O zaman hemen hazırladığım PowerPoint'le. Yapmayın kendinizi, uzatabilirsiniz. Şey yapmayın, öyle şart değil. Nasıl isterseniz öyle devam edin. Optimumunu söyledim ben. Tamam. Hemen ben share screen yapıyorum. Şöyle. Siz de az önce benim kısa özgeçmişimi okudunuz. İstanbul'da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Yüksekokulu, bugünkü adıyla, eski adıyla da Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu'nda seramik bölümündeki eğitimimin ardından Mimar Sinan Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. Bu şu açıdan önemli, seramik alanında ilk yüksek lisans öğrencisiyim 84 yılında. Ama diğer hikayem de bir kadın olarak özellikle vurgulamak isterim. Doğum yapmıştım. Bir hafta sonra yüksek lisans sınavına oturdum ve bu süreci hem anne hem öğrenci olarak yaşadım. Bu da genç öğrencilere özellikle yaşamımdan anlatmak istediğim ufak bir iz. Daha sonra tabii öğrendiklerimle yetinemedim ve seramik alanındaki bilgimi ve donanımımı yurt dışındaki yeni öğretilerle zenginleştirmek istedim. Ve Avustralya'ya gittim. 89 yılının sonuna kadar, 90 yılının başına kadar Avustralya'da Sydney Üniversitesi'nde National Art School'da seramik çalıştım. Ve burada gerçekten hayatıma yön veren seramik asarları ve yüksek dereceli seramiklerle ilgili edinimler edindim. Ve onun ardından da Türkiye'ye dönüp bir süre Anadolu Üniversitesi'nde görevimden sonra Japon bursuyla Japonya'daki Tokyo Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak bulundum. Tüm bu birikimler benim seramik alanındaki bilgiye, beceriye ve görüşüme gerçekten çok olumlu katkılar sağladı. Öğrenciyken de meraklı bir öğrenciydim. İkinci sınıfta bir yarışmaya katıldım haddimi aşarak. Çünkü o yarışmada daha çok profesyonel hocalarımız vardı ve sanat alanında belirli yere gelmiş kişiler vardı. Fotoğrafta da belki Önder Küçükerman jüri üyesiydi. Ben ikinci sınıf öğrencisiydim ama bu yarışmada ödül aldım. İlk mansiyonu bana verdiler. Yani dördüncü oldum. Bu ödül benim hayatıma yön veren önemli bir nokta oldu. Ve Hamiye Çolakoğlu çok değerli bir seramik sanatçısı. İlk defa orada tanıştım. Ödülü elinden aldım. Küçücük bir çocuktum. Bana bu çocuk adam olacak galiba. Bak çok meraklı demişti herkese. Kendisini rahmetle anıyorum. Ve sergilere giderdik. Sergilerde sanatçılarla tanışıp onların yaşamlarını, hayatlarını, hayata bakışlarını, sanata bakışlarını dinlerdik. Sağdaki fotoğrafta da Jale Yılmabaşar'ın, hocamızın bir sergisinde çok kıymetli sanatçılar arkadaşlarımla birlikte ve Sevgi Gönül, rahmetle anıyorum kendisini, bir sanat dostuydu ve hem öğrencileri hem de bizleri desteklerdi. Sizler bahsettiğiniz Seramik Sanatı Eğitimi ve Değişimi Derneği'nden. Ben bu derneği çok önemsiyorum, şöyle önemsiyorum. Uluslararası bu derneğin kurucularından bir tanesiyim. Konferanslar bugüne kadar öğrenciler için değil, genellikle akademisyenler, bilim adamları ve sanat insanları için düzenlenirdi. Ama bu derneğin kuruluş amacı öğrencilere yeni ufuklar açmak ve onları uluslararası sanat alanında daha donanımlı yetiştirmek ve yeni sanat köprüleri oluşturmak ve bu kapsamda da kültürel ilişkileri arttırmaktı. Ve amacına ulaştığını düşünüyorum. Bugün birçok ülkeden birçok öğrenciyle bu etkinlikler devam ediyor. Ve ben de Anadolu Üniversitesi'nde bu etkinliklere her yıl onlarca öğrencimin katılmasını sağladım.
Ve bu süre içerisinde de tabii hep akademisyenliğim devam ederken uluslararası birçok görevlerde de bulundum. Bir sanatçı için çok önemli biyanellerin yönetim kurullarında yer almak. Kore'deki Kore Biyaneli'nin yönetim kurulunda yer aldım. Ve bunun yanında da birçok uluslararası müzede ve residency programlarında davetli olarak katıldım. Az önce İSKEY'den bahsetmiştim. Onun etkinliklerinde hem konferans vererek hem de çalıştaylar yaparak uluslararası öğrencilere hem kendi edinimlerimi hem Anadolu'daki seramik kültürünü, seramik geleneğini anlatmak ve onlarla da paylaşma fırsatı elde ettim. Ve tabii önemli bir şey de bir Türk sanatçısı ve eğitimcisi olarak uluslararası sanat jürilerinde bulunmak ve Biennial jürilerinde bulunmaktı. Bunlardan bir tanesi İtalya'daki E-Design tasarım yarışmasının uzun yıllardan beri jüri üyesiyim. Başka bir şey de bu sene Çin'de yapılan 4. tasarım yarışmasında seramik alanında jüri üyeliği yaptım. Ama bunun yanında da ulusal ve uluslararası diğer birçok sanat etkinliklerinde bulundum. Ve bu etkinlikler sırasında da pek çok seramik sanatçısıyla dostluklarımız ve arkadaşlıklarımız kuruldu ve bugün hala çok güçlü bir şekilde de devam etmektedir. En güzel yanlarından bir tanesi de dünyanın pek çok ülkesinde öğrencilerimle birlikte gezmek ve oraların sanat müzelerini, seramik merkezlerini, seramik fırınlarını, sanat insanlarını yakından görmek, onlarla tanışmak, konuşmak ve izleme fırsatı yakalamaktı. Akademik çalışmalarımdan belki benim en çok önemsediğim iki çalışma bu seramik astarları ile ilgili yazdığım kitap ve Anadolu'da Türk Devri, Çin'i ve seramik sanatı. Seramik astarları biraz sonra değineceğim. Anadolu'da bu konuda yani bizim sanat alanında ilk yazılan kitap ve bugün hala ders kitabı olarak birçok üniversitede seramik bölümünde okutulmakta. Şimdi yavaş 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 biraz seramiği tanıyalım ve eminim içinizden seramik alanına, seramiğin hem sanat hem diğer boyutlarına çok yakın olan dinleyicilerimiz, konuklarımız var. Ama ben bir kere daha bir özet geçeyim. Seramiği en basit tanımlama ile pişen toprak olarak tanımlamak hepimizin bildiği bir şey. Ama benim hocam Ateş Arcasoy diyor ki, organik olmayan malzemelerin oluşturduğu bileşimlerin çeşitli yöntemler ile şekil verildikten sonra sırlanarak veya sırlanmayarak sertleşip dayanıklılık kazanmasına varacak kadar pişirilmesi bilim ve teknolojisidir diyor. Çünkü bir şeyin seramik olması için muhakkak ısıyla buluşması lazım ve belirli bir ısıda pişmesi lazım. Tabii ki kaolin, kil ve çeşitli bazı mineraller yüksek sıcaklıklarda pişirildiği zaman işte bizim o seramik dediğimiz farklı alanlarda kullandığımız malzemeyi ortaya çıkartıyor. Şimdi bir takım da tabii kelime kargaşaları var. Kimimiz Çin'i duyuyoruz, terrakota duyuyoruz, porselen duyuyoruz, seramik, keramik, fayans. Bütün bu kelimelerin vardığı nokta aynı. Yani seramik yukarıda bir üçgen, bir çatı ve bu çatının altında da bu tanımlanan kelimeler var. Bunlar içinde bulundukları ham maddelere göre, pişirim sıcaklıklarına göre ve bezemelerine göre ve kullanım amaçlarına göre aşağıdaki gibi farklı isimler alıyorlar. Bir seramik tarihçesine baktığımızda da Anadolu'da üretildiğini biliyoruz binlerce yıl önce. Çatalhöyük'teki kazılara baktığımızda da 8000 yıl öncesinden bugüne gelen hala çanak çömlek olduğunu ve bunların bozulmadan geldiğini hepimiz özellikle Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde izlemişizdir. Ve seramiklerin hep yine biliyoruz ki birçok kültür hakkında, o kültürlerin yaşam şekilleri hakkında da seramik bize üzerindeki bezemelerle, yapısıyla, rengiyle, dokusuyla bilgi vermektedir. Şimdi seramiğe baktığımız zaman seramik tabii ne kadar görsel bir malzeme ise de ama içinde tarih var, sanat tarihi var, teknoloji var, endüstri var ve sanat var. Bunun dışında da tabii birçok yeni konuları da bugün barındırmakta.
Şöyle bir kısaca bakacak olursak, hepimizin bildiği geleneksel çanak çömlekten tutun, kibele heykelciklerine, İznik çinisine, soframızda kullandığımız tabak, çatal, bıçak, yani yemek takımlarına bakıp ve çatılarımızdaki kiremitler, duvarımızdaki tuğlalar, çok önceki dönemlerde mutfaktaki malzemeleri sakladığımız, tahılları sakladığımız küpler, bugün bahçemizde dekoratif amaçla kullandığımız küpler. Yine mimaride dış malzeme malzemesi, kaplama malzemesi olarak kullanılan ürünler, seramikler. Ama bir taraftan da sıhhi tesisat elemanları, yine evimizde kullandığımız. Ama tabii çağ değiştikçe, zaman değiştikçe de bugün teknolojinin en önemli malzemelerinden bir tanesi, uzay teknolojisinde bile kullanıldığı biliniyor. Türk seramiğine baktığımız zaman tabii seramiği çeşitli tanımlamalarla izliyoruz, görüyoruz, biliyoruz. Füreyya Koral'ın adını hepimiz duymuşuzdur. Çünkü Ayşe Kulin Füreyya ile yazdığı kitap çok popülerdi bir ara ve çok kişi tarafından okundu. Füreyya Koral, benim için seramik her şeyden önce bir araç, kitap, müzik gibi diyor. Dünyayı ifade etmek, kendi dünyamı yaşamak, yaşayabilmek için, paylaşabilmek için bir araç diyor. Yani seramik yalnızca bir süs eşyası, bir tüketim malı değil onun için. Füreyya Koral, Türkiye'de ilk kadın seramik sanatçısı olarak anılıyor ve biliniyor. Gerçekten 1910'da adada, Büyükada'da doğan sanatçı seramiği İsviçre'de tedavisi sırasında öğrendi ve iki sene sonra, bu iki yıl içinde Paris'e döndü. Paris'te seramik atölyelerinde çalıştı, farklı atölyelerde. Bilgisini pekiştirdi ve sonra Türkiye'ye döndükten sonra da İstanbul'da atölyesini açtı. Atölyesinde de Türk seramiğinin çok önemli üç sanatçısını yetiştirdi. Güngör Güner hayatıma dokunan ikinci kuşak seramik sanatçılarından bir tanesi. O da diyor ki, seramik altının toprak, üstünün cam olduğunu duyumsatandır. Niçin böyle söylüyor? Çünkü seramiği, yani toprak dokunun üzerine camsı bir sır koyuyoruz. İşte o nedenle üstünün cam olduğunu duyumsatandır diyor. İnsanın toprak ile gökyüzü arasında yaşadığını anımsatan bir duygudur bu. Çoğu kez dünyamızın dönmesi örneği, dönen bir çark üzerinde biçime ulaşır seramik. Bu nedenle de bu yaratıcı kaynağı kullanmak, çarkı döndürmek gerek diyor. Güngör Güner, Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu'nda benim hocam oldu. Bugün çok değer verdiğim araştırmacı, aynı zamanda Almanya'da seramik mühendisliği eğitimi de almış. Bu konunun, seramik konusunun uzman ve gerçekten çok yetenekli sanatçılarından bir tanesi. Yine ikinci kuşak seramik sanatçılarımızdan Bingül Başarır, İzmir'de yaşıyor. İlk akademi üyelerimizden ve Bingül Başarır da cam ile seramiği buluşturan önemli sanatçılarımızdan. Yine ikinci kuşak sanatçılarından Hamiye Çolakoğlu, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi seramik bölümünün kurucusu. Kendisini rahmetle anıyorum. O da sanatta yanlış yola girdiğinizde onu düzeltmeniz çok zor. Erdemli olmanız lazım. Kendinize saygınız olması lazım diyor. Hamiye Hoca bana motivasyonumda, yani öğrenciyken motivasyonumda ilk ödülü vererek hayatıma gerçekten büyük bir katkı sağlayan çok önemli bir sanatçı. Ve Berlan Nanmert. Berlan Nanmert de yine benim Mimar Sinan'dan hocam. İkinci kuşak seramik sanatçısı ve seramik sanatındaki bugün yaşadığımız sorunlara değiniyor ve güçlüklerini anlatıyor. Bütün seramikle ilgili sorunlarla birlikte çözüm olanaklarını da her zaman öğrencileriyle paylaşan çok kıymetli bir sanatçı. Şimdi yavaş yavaş ben neler yapıyorum, benim yaptıklarımı biraz sizlerle özetlemek istiyorum. Ben 1981-91 yılları arasında biraz İstanbul'da, biraz da Avustralya'da, Sydney'de yaşadım. Sydney'deki eğitimim sırasında tabii Türkiye'de, Türk geleneğinde olmayan yeni bir takım
teknik ve diğer alanlarda da bir takım bilgilere eriştim. Bu arada duvar seramikleri yaptım ve bu duvar seramiklerini yaparken tabii yeni malzemeleri, yeni trendleri, yeni teknikleri denemeye çalıştım. Bu süreçte herhalde seramiğin tanımını da daha önce yaparken bu Sicilyalı filozof Empedokles'e dönmek lazım. Çünkü o diyor ki kendi felsefesinde yani element kavramında toprak, su, ateş ve hava öğeleriyle gündeme geldiği için bana da seramiğin ne kadar seramik kavramının ne kadar derin bir kavram olduğu ifadesini benim için güçlendiriyor. Çünkü binlerce yıldır güncelliğinden bir şey yitirmeyen bu dört öğenin oluşturduğu ve bugün sanat dalı olarak kabul edilen seramik bugün dünyada etkinliklerini ve yaygınlığını sürdürmekte. Ateş ve toprak sanatında pişirim ve dekor yöntemlerinin ortaya koyduğu görsel etkiler üretilen ürünlere de farklı anlamlar yüklemektedir. İşte ben Avustralya'da çalıştığım, araştırdığım, incelediğim astar konusuna biraz sonra devam edeceğim. Bu en eski ve en yaygın süsleme yöntemlerinden biri astar. Seramikte bu madde kuru kil ve suyun eşit oranda karıştırılmasıyla elde ediliyor. Yarı sıvı, akıcı, çok ince taneli, uygulandığı zaman da seramik ürünün yüzeyini rengini değiştiriyor, ürüne dekoratif bazı değerler katıyor ve bu değerleri katarken de bu resimsel ifadeyi güçlendiriyor. Yani resme baktığımız zaman seramik sırları ile bu resmi yapmamız çok zor. Çünkü seramik sırları belirli bir ısıda eridiği için farklı sırlar yan yana geldiğinde birbirleriyle karışır ve aşağıda resimsel etkiyi elde edemeyiz. Ama seramik astarları, seramik boyaları gibi yüzeye kullanıldığı yani sırın altına kullanıldığı zaman sizin istediğiniz resminizi yapmanızı olanak tanıyor. Ve istediğiniz resmi yaparken gerçekten eğer ham maddeye hakimseniz, malzemeyi biliyorsanız sizler de resmi kaygısızca oluşturabiliyorsunuz. Üzerine süreceğiniz şeffaf bir sır aşağıdaki zeminin istediğiniz gibi kalmasına müsaade ediyor. Tüm bu çalışmaları yaparken, astarla ilgili çalışmaları yaparken tabii beni en çok etkileyen de ülkemizdeki kadın sorunları, kendi yaşadıklarım, yaşamım, işte insan haklarım ve tüm çevremde gördüğüm kadınlara ait, insanlara ait, çocuklara ait sorunlar, haberlerdi. Tabii doğa da benim için çok önemliydi. Az önce yine Avustralya'daki eğitimimden bahsederken Raku isimli yeni bir yöntem öğrendim Avustralya'da. Çünkü bizim geleneğimizde Raku kullanılmayan bir yöntemdi 90'lı yıllara kadar ve bilinmeyen bir yöntemdi. Raku Japonlara has bir yöntem. Japonya'da çay seremonilerine hazırlanan çay kaselerinin hızlı bir şekilde pişirilip üretilmesini sağlıyor. Yani fırın belirli bir sıcaklıkta açılıp fırındaki eserler, fırındaki seramikler soğuk bir suyun içine ya da bir talaşın içine atılarak hızlı soğutma sağlanıyor. Ama bu süreç içerisinde de tabii bir takım oksidasyondan sonra redüksiyonu verdiği etkiyle böyle janjanlı ve kraklede etkiler görünüyor. Bunlar raku sırlarıyla hazırladığım çalışmalar. 94-98 yılları arasında da yeni astarla bir takım yeni çalışmalar yapmaya başladım. Tabii bu arada enstelasyonlar çok yaygın, yani 90'lı yılların başında çok yaygın değildi. Ve 98 yılında 40. yaşımı kutlayacaktım. 40. yaşım için özel bir sergi yapmayı hedefledim. Ne yapabilirim derken bende derin izler bırakan bir takım tabii kişisel sorunlar, çevremdeki problemler beni Anadolu'daki kırklı deyimleri incelemeye yönlendirdi. Ne yaptım? İşte Anadolu'daki sembolleri inceledim. Numaraların önemini anlamaya ve onların derinliklerine inmeye başladım.
Ve tekrar öğesi sanatta çok önemli ve çok güçlü. Çünkü tiyatroda da öyle. Yani bir tiyatrocu bir kelimeyi söyleyip onu birkaç defa tekrar ederse gülümsemeye başlıyoruz. Sanatta da öyle. Bence tekrar anlamı güçlendiriyor, ifadeyi güçlendiriyor. O nedenle de tekrar öğesini kullandım ve Anadolu'daki kırklı deyimleri incelemeye başladım. Bu eser 40 Katır mı, 40 Satır mı isimli eseri düzenlenmiş hali. 40 Katır'ı anlatan 160 nal ve 40 Katır burada izlediniz. Ve bu deyimler tabii o kadar yoğun ki Anadolu'da. Neden 40 diye düşündüğümüz zaman da gerçekten 40 rakamı çok sufi bir şey, böyle ruhi bir şey ve olgunluğu anlatan bir rakam. Doğduğumuzda 40 günlükken bizi kırklarlar ama öldüğümüz zaman da 40. günümüzü kutlarlar ya da 40'ımızda bizi anarlar. Ve bir olgunluk yaşı olduğunu söylerler insanların 40 yaşının. Değil mi? Nuh'un gemisinde de mesela 40 kadın, 40 erkek ve 40 hayvan olduğunu söylerler. Gerçekten 40 rakamı Anadolu geleneğinde çok önemli bir yer edinmiştir. İşte bu 40'lı deyimler, işte 40 hırsız bir çıplığı soyamamış, işte 40 parasız derler, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler, bir yastıkta tam 40 yıl kocamak derler. Ve böyle bu sürer gider. Gerçekten incelediğiniz zaman onlarca, yüzlerce 40'lı deyimlere rastlarsınız. Ben de İstanbul'da o zamanlar Menkul Kıymetler Borsası'nın çok keyifli bir sanat galerisi vardı. Orası için 40'lı deyimlerden yola çıkıp böyle bir sergi oluşturdum. Ve 40 yıl hatırı 40 farklı biçimli kulplar ve fincanlarla, kahve fincanlarıyla gerçekleştirdim. Burada da mesela kahve biçiminde, kahve kabı biçiminde bir yüzey ve üzerinde 40 tane farklı kahve fincanı. Fotoğraftaki de çok kıymetli hocam, rahmetli Tankut Öktem. Tabii kahve kültürünü ele alınca çay kültürünü ele almamak mümkün değildi. Çünkü yurt dışındaki etkinliklerde ben geleneksel Anadolu'daki geleneksel evet deyimlerden yola çıkıyorum ama geleneğimizden de kaynaklanan bazı ufak noktaları da çok önemsiyorum. Çinliler çay kültürü konusunda yeşil çay ve kendi çay kültürleri konusunda her yıl önemli etkinlikler yapıyorlar ve oradaki bir çay etkinliğine de geleneksel çay bardaklarımızın birebir onlardan esinlenerek yaptığım böyle bir çay kültürü temasıyla katılmıştım. Bu da yine 40'lı düzenlemelerimden bir tanesi. 40 hırsız bir çıplığı soyamamış. Günümüze de uyuyor biraz. Tabii kadın erkek ilişkilerinden bahsediyorum yaptığım çalışmalarda. Kadın erkeğin toplum içindeki yeri bazen de deyimlerde karşımıza çıkıyor. Bu çalışma 40 gün tavuk olmaktan bir gün horoz olmak yeğe midir? Tersini de söyleyebilirsiniz. Tabii çocukluğuma da gönderme var. Çocukluğumun horoz şekerleri. Ve yine tekrar öğesi var ve demirli astarla yapılmış bir çalışma, hiç sır yok. Tabii akademisyen olmak belki de durağan olmanızı önlüyor. Yeni arayışlar, yeni çalışmalar ve yeni bir arayış içerisinde de farklılıklar yapmak istiyorsunuz. Malzemeyi araştırmak istiyorsunuz. 90'lı yılların sonuna doğru Osmanlı İmparatorluğu'nun 700. kutlama yıl dönemleri için benden bir sergi istendi bir galeriden. Ben de o sergi için Osmanlı padişahlarının tuğralarını yaptım. O zaman bu kadar yaygın ve moda değildi tuğralar ve çok da hani her yerde de yoktu. Ve tuğraları yaptıktan sonra çünkü tuğralar gerçekten dünyanın en güzel imzaları. Ve müthiş bir Osmanlıca ile yazılmış. Çok grafik olarak çok keyifliler. Dünyada başka böyle güzel imza örneği de yok gibi. Tuğraları çalıştıktan sonra tabii onları değiştiremiyorsunuz. Yorumlarken aynısını almak zorundasınız. Ama ben buradan nereye gidebilirim diye düşündüğümde tuğralardaki Osmanlıca yazının detaylarını yani Osmanlı kaligrafisini ele aldım.
Ve Osmanlı kaligrafisini kullanarak biraz çay kültürü, Japon çay kültüründen, Japon sanatının yalınlığından da esinlenerek kaligrafiyi ve maviyi birlikte kullanmaya başladım. Neden mavi kullandım? Başında, sunumun başında anlattığım gibi mavi gerçekten benim için çok anlamlı. Huzurun, barışın rengi, birazcık romantizmin de rengi. Ve Osmanlı'da İznik Çinlilerinin rengi mavi. Mavi beyaz İznik Çinlileri bugün bütün dünyanın tanıdığı ve gerçekten çok kıymetli kültür varlıklarımız. O nedenle mavi rengi ele aldım ama ben ona yeni bir şey katmak zorundaydım. Kendimi öyle hissediyordum. Mavi bir çamur elde ettim. Yani bu görülen eserdeki çamurun rengi mavi. Mavi çamur elde etmek için de kobalt ve kobaltla birlikte bir takım pigmentleri kullandım. Hemen burada bir Side Fike'den mavi ile ilgili bir şiir ekledim. Haydi gülümse. Gerçekten aşkın çok rengi var. Mavi, koyu mavi, kapalı mavi, açık mavi, deniz mavisi, havuz mavisi, okyanus mavisi ve gökyüzü mavisi. Sen yeter ki iste, haydi gülümse, bulutlar gitsin. İstediğimiz zaman her şeyi yapabiliyoruz. Özellikle kadın olmak, kadın olarak üretmek, kadın olarak dünya sereminde yer almak hiç kolay değil. Ama istediğiniz zaman, gülümsediğiniz zaman ve çalıştığınız zaman her şeyin üstesinden geliyorsunuz. Burada kısacık bir slide koydum nasıl ürettiğimi. Önce modellerini hazırlıyorum. Ondan sonra döküm çamuru dediğimiz daha sulu kıvamlı bir çamur hazırlıyorum. Ve hazırladığım alçı kalıpların içine modelimi döküyorum. Bisküvi pişirdikten sonra da yani önce 1900 derecede pişirdikten sonra üzerini siyah sırla kaplayıp 1200 derecede tekrar pişiriyorum. Ve bu serinin üzerinde yine Osmanlı'da kıymetli taşlarla, kıymetli madenler seramikle birlikte kullanılıyor. Ona gönderme yaparak gümüş kulplar kattım. Böyle bir hızlı mavi serisinden sonra. Tabii denizin rengi dedik ve denizin etkisini vermek için de mavinin üzerine bir astarın yani kullandığım malzemenin farklı tonlarıyla airbrush'la püskürterek böyle çok farklı yüzeysel betimlemeler yaptım. Ve tabii kaplumbağalar benim yaşamımda çok önemli. Çünkü kaplumbağalar kimseyle yarışmıyor. Sadece kendi kabuklarının içinde kendileri için ama kararlılıkla yaşıyorlar. Çok kararlı hayvanlar. O nedenle kaplumbağaları olan sevgim sonsuz. Bol bol da kaplumbağa yapıyorum. Yine Anadolu kadınının yaşamıyla ilgili onların dertlerini, üzüntülerini, içlerindeki sırları anlatan yine tekrar öğesiyle düzenlemeler. Yine kadına ait bir çalışma. Anadolu'daki deyimlerden yola çıkarak yaptığım. Kadının 40 çırası var. Biri sönse biri yanar. Çünkü kadın da evde herhangi bir becerisini aldığınız zaman bir başka becerisiyle kadın öne çıkabilir. Değil mi? Kadın evde hem anne, hem aşçı, hem temizlikçi. Aklınıza gelen her görevi evde anne yapıyor. Hem sanatçı, hem akademisyen. Ama elden de her iş geliyor. Bu biraz kadınlara olan herhalde kadınların beceriliği, belki anneme bir gönderme. Bu eserlerimi de Avustralya'dan Yeni Zelanda'ya, Japonya'ya, İtalya'ya kadar pek çok ülkede sergiledim ve gerçekten büyük beğeni kazandı. Şu anda Yeni Zelanda'da Auckland Müzesi'ne yolunuz düşerse Auckland Müzesi'nde bir koleksiyonda eserlerimi izleyebilirsiniz. Malzemeyle oynarken, mavi çamur denerken farklı malzemelerle de diğer renkli çamurları da denedim. Tabii fonksiyonel çalışmalarımın yanında enstalasyon çalışmalarıyla da tekrar resini kullanarak ve bir takım kavramsal mesajlar vermek istemişimdir hep. Bu çalışmada erkek ayakları,
ama içinde bir çift kadın, altın yaldız kadın ayağı var. Bu yine kadının gücünü anlatan ama el ağzıyla yola çıkılmaz isimli bir eser. Ankara'da Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde sergilendiydi. Tabii eserlere isim vermek çok önemli ama ben önce eseri yapıp sonra isim vermiyorum. Önce ne yapacağımı düşünüyorum ve tasarlıyorum, çiziyorum. Ondan sonra eseri üretiyorum. Atatürk'ün aşağıda sözü çok önemli. Diyor ki kadın meselesinde cesur olalım. Kuruntuyu bırakalım. Açılsınlar. Onların zihinlerini ciddi ilimler ve fen ile süsleyelim. Bu sözden sonra Eskişehir'de başarılı iş kadınlarının ve akademisyenlerin el kalıplarını aldım. Onları davet ettim fakülteye. Onların el kalıplarını aldım. Ve 3,5 metre uzunluğunda böyle büyük bir masa hazırladım. Ellerin üzerine de gerçek yani akademisyenlik ya da iş hayatındaki rollerinin dışında evdeki rollerini anlatan küçük notlar yazdılar. Yani kadınların hem işte hem ailede hem de sosyal yaşamda sorumluluklarını anlatan bir seramik çalışmamdı. Bu kadar maviden sonra biraz da yeni bir temaya geçelim. Cansever diyor ki gökyüzü mavi ise umutlar beyaz olsun. 2006 yılıydı. Ben biraz kiloluyum. Ve kilolu olduğum için de arkadaşlarım beni gördükleri zaman bana biraz kilo aldığımı ya da biraz kilo verdiğimi söylerler. Daha merhaba derken. Bu beni gerçekten çok etkilemiş ve çok üzerdi. Ama tabii onlarla bunu paylaşamazdım. Hep düşünürdüm niye kadınların fiziksel güzellikleri ya da kadınlar niye fiziksel güzelliklerini daha çok ön plana çıkartmak istiyorlar? Acaba bu tüketim toplumu olmanın bir nedeni mi? Oysa üretmek, paylaşmak ve topluma yararlı bazı işler yapmak daha önemli değil mi fiziksel görünüşten? Tabii tüm bunları düşünürken eleştirirken White Light Diet diye bir seri çalışmaya başladım. Bu seride beyaz rengi kullandım. Yine kimi sembolleri kullandım, elma gibi. Ve yine altın yaldız da benim için bir sembol. Onu altın yaldızı kullandım. Çünkü beyazı kullandım. Beyaz temizliğin, masumiyetin, hafifliğin rengi. Ve bu nedenle de meyve ve sebzeleri seçtim. Çünkü bunlar diyetin vazgeçilmezleri. Ve elma. Çünkü elma bilgelik sembolü. Ve yasak meyve. Geçmişten de günümüze mitlerde, kutsal kitaplarda, masallarda, deyimlerde ve halk türkülerinde hep bir sembol olarak kullanılmış elma. Yaratıcıya itaatsizlik, cinsellik, doğurganlık, lüks, bilgi ve cennet bahçesinden kovulma gibi de sembolleri içeriyor elma. Ve insanlığı orijinal günaha işleten ve buna getiren bir şey elma. O nedenle elma konusu tam da benim çalışmamla, istediğim konuyla uyuştu. O nedenle böyle geometrik düzenlemeler içinde elma ve sebzeleri ele alan bu sergide bir takım enstalasyonlar, yine tekrar öğesiyle seramikler ürettim. Yine masallarda çocukken hep dinledik değil mi? Masallarda ne dedik? Gökten üç elma düştü derler. Sonra Truva Savaşları'nda değil mi altın elma ve itibar ve güç olmayı ifade eder. O nedenle bu yasak meyve birçok dinde de hep farklı anlamlarla kullanılmış. Tabii hem kendimi eleştirdim hem toplumsal bu konuya dikkati çekmek için hem de yeni bir farklılık, yeni bir çalışma için bana zemin hazırladım. Tabii bu seriyi yaparken bir de altının etkisini, altının gücünü ve zenginlik sembolünü kullanmak istedim. Ve yine burada altın yaldızla yaptığım, dekay ismini verdiğimiz bir yöntemle seramik yüzeyleri bezedim.
Tabii doğayı seviyorum, hayvanları seviyorum. Hepsinin benim için özel anlamı var. Bu nedenle de bazı çalışmalarımda altın yaldızlığı kullanarak Anadolu'ya ait, Selçuklulara daha çok ait olan bir takım motifleri kullandım. Tabii bu süreçte yine bugün de belki çok güncel bir şey bu. Topluma baktığımız zaman bir takım etik değerlerin, geçmişte de önem verdiğimiz etik değerlerin bugün yitirildiğini görüyoruz, izliyoruz. Eczaneler Amerikan vitaminleriyle dolu. Bu Amerikan vitaminlerini değil mi, bir neden için içtiğimizde iyi geldiğini hissediyoruz. Ama etik değerler için böyle bir hap yok. Yani tolerans olmayan birisine bir tolerans hapımız yok. Morali olmayan birisine etik problemlerini iyi düzeltmek için bir ilacımız yok. Onu veremiyoruz. Paylaşımı bilmeyen bir adama, insana değil mi? Paylaşımı öğrensin, yaşamı öğrensin, birlikte yaşamanın koşullarını öğrensin diye verebileceğimiz bir ilacımız yok. O nedenle yine toplumdaki bu etik problemleri eleştirmek için yaptığım bir düzenleme. Bunun ön yüzü İngilizce, bu ilaç kutularının arka yüzlerinde de bu İngilizce kelimelerin Türkçe anlamları var. Aynı eserin bir başka anlatımı. Tabii sembolleri kullanırken çevremizdeki kadın olduğumuz için de giysilerimizdeki modadan etkileniyoruz ve çevremizdeki minik sembolleri de kullanıyorum. Bu da düğmelerden oluşturduğum iki yakamız bir araya gelmez isimli bir çalışma. Çünkü düğmelerin de bir köprü oluşturduğunu düşünüyorum. İki yakayı birbirine bağlayan, ama mecaz anlamında da daha sonra göreceksiniz, çok derin bence anlamı olan bir çalışma. Şimdi mavi çamurdan bahsettim ama kadın öykülerini ve göçleri de anlatıyorum çalışmalarımda. Zamanımız nasıl? Hemen hızlı geçeyim. Ben anlatırken kaybediyorum kendimi. Hocam müsaitiz. Sıkmayın kendinizi. Tamam. Çok büyük oluyor. Nasıl istiyorsan. Peki. Şimdi tabii kadın öykülerinden ve göçlerden ve bu hikayelerden de bahsettiğimi söylemiştim. Gerçekten çalışmalarımda bir hikaye anlatıcılığı, özellikle de kadın öykülerini anlatmakla ilgileniyorum. Çünkü Türkiye'de kadın erkek eşitliğinden bahsetsek de bizi derinden etkileyen durumlarda her zaman kaçamadığımız için de bu durumlara çok üzülüyoruz. Bu nedenle Anadolu'da kadınların yaşamlarını, kültürlerini ve haklarını iyileştirmek için de çalışmaktan vazgeçemiyorum ben. Ne yapıyorum? Kendi üzerime düşen kadın sanatçılara birazcık daha fazla destek veriyorum. Kız öğrencilerimizi birazcık daha belki fazla destek onlara, işte alanlarında, sergilere katılmalarında, işte burs konusunda ya da bir başka alanda destek vermeye çalışıyorum. Kendi çalışmalarımın bir kısmı bu nedenle de günlük hayatta büyük ölçüde bu kadın erkek sosyal ilişkilerinde kurduğumuz kadın hayatına değiniyor. Ve gündelik gerçekçilikle, arkadaşlık bağlarına ve bu referanslara gidiyor. Ve bunları yaparken de ben ayakkabıyı sembol olarak seçtim. Çünkü ayakkabı da yine hayattan alınmış ve yinelenen bir motif benim için. Tekrarında kullandığımda sosyal statüyü, sosyal etkileşimleri, erkekler ve kadınlar arasındaki güç farkını veya denizde hala acı veren anları, yerlerinden edinmiş çocukların bu kötü durumlarını da gösterebiliyor. Bazen göçle ilgili tüm korku hikayelerinden sonra artık bu toplumun da karşısındayım diyorum. Ve bu hemen az önce izlediğiniz için yeni bir sergiden bu fotoğraf. Ve bu da yine kadınların geleneksel bir kibele heykeli içindeki bugünkü durumunu anlatan bir iş. Kadınların öykülerini anlatırken elleri de kullanıyorum. Çünkü el, yani şu işaret birçok ülkede farklı anlamda. Mesela sınırdan geçtiğiniz zaman gümrüklerde hemen size elinize dur derler. Ve biz de yani herhangi birisiyle bir ilişkiye girdiğimiz zaman dur der, elimizle işaret ederiz ve bu anlam iki kişi arasındaki yakınlığı bazen ifade eder ve gerçekten güçlü bir ifade bence.
Amerika'da mesela birisi birisinin konuştuğuna inanmazsa elimi anlat der. Yani sen bunu biz külahımı anlat deriz, onlar da elimi anlat der. O nedenle el işareti bence anlamlı. Yani karı koca kavgasında bile kadın dur der. Ya da küçük çocuğa bir şey yaptığımız zaman etrafımızda, yani hep el tepki verir. O nedenle böyle elle ilgili bir takım kadınların yaşadığı sorunlara değinmek için böyle elle ilgili bir düzenleme yapmıştım. Bu da Belçika'daki bir müzede, müzenin içinde sergilendi. Müzenin içindeki eserler değiştirildi. Benden bir sergi istenmiştim. Bu eser gerçekten o müzede çok anlam kazandı. Hem müzenin klasik yapısıyla hem de varoluşuyla. Yine bir yastıkta kocayın deyip bizim çocukluğumuzdan beri evliliklerin devamı için böyle bir söz vardır. O yastıkların modası geçti, artık yastıklar küçüldü ama yastık çok anlamlı. Uzak Doğu kültüründe de öyle. Bir dönem böyle yastıklar çalışmıştım. Bu yastık da Uyumak Kendim İçin isimli bir yastık ve altın yaldız üzeri. Böyle kanepeye koyduğunuz zaman kimse seramik olduğunu fark etmiyor bile. Pardon. Tabii kadın sorunlarıyla ilgilendiğimi söylemiştim. Çocuk gelinler ve çocuk gelinlerin yaşadıkları travmalar beni çok etkiledi. Ve bununla ilgili bu düzenlemeyi yaptım. Bu fotoğrafta elimde bir bilezik var. Ve bu yastık üzerinde de ya da minder üzerinde de bizim geleneğimizde, kına gecelerinde, düğünlerde bu tüllerin içine paralar ve buğday taneleri konur. Ve çocukları tabii bu küçük altın paracıklar ve buğday tanecikleri de bu evliliğin bereketli ve uzun sürmesini belki de ifade eder. Ama tabii acı gerçekler kimsenin umurunda belki de değildir, farkına varmazlar. Bu eserin ismi Çocuk Gelin, Gerçek ve Rüya. Çünkü düğünün heybetinden sonra, gösterişinden sonra, o yüksek sesliliğinden, neşesinden sonra bu çocuk gelini hangi hüznün, hangi acının beklediğini anlamak çok da zor değildir. Ve yine kadınları bir takım pabuçları sembol olarak kullanıp farklı kadınları farklı pabuçlarla anlattım. Mesela bu bir bulaşık yıkayan kadının pabucu ve aynı zamanda da bu yaptığım çalışmalarla da değişik düzenlemeler hazırladım. Bizim geleneğimizde yitirmiş olduğumuz birinin pabuçları kapının önüne konur. Bu Uzak Doğu geleneğinde yoktu. Ben tabii yitirmiş olmanın, göçmenin başka bir ülkeye, başka bir dünyaya, başka bir şehre yani çok ucu açık olduğunu düşünüyorum ve onu anlatan sahada bir çalışma. Ve buradaki çalışmada yine farklı pabuçlarla yapılan bir çalışma ama önde kalıbı var pabuçların. Yani iç ve dış arasındaki kontrastlığı anlatan bir çalışma. Bu da yine aynı, sadece pabuçlar yok, pabuçların iç kalıpları var. Bu aynı eserin sergilendiği başka bir sergide. Tabii bu benim için çok önemli, sizin de afişe aldığınız fotoğraf. Bildiğiniz gibi bu da yıllar önce, aradan yıllar çok çabuk geçiyor. Ege sahillerinde Alyan Bebe'nin fotoğrafı, bu gazetelerdeki fotoğrafı. Amerika'da o arada Desire diye bir sergi yapılacaktı ve beni o sergiye davet ettiler. Ve bu sergide sizin için bu nedir diye sorduklarını zaman ben de bu benim için, yani gelecek benim için, özgür çocuklar için, özgür bir dünya demiştim. Ve bunun için Alyan Bebe ile ilgili ve onun yaşamı ile ilgili, çocukların anısıyla ilgili, çocuklarla ilgili bir eser yapmak istedim. O sahile eşim götürdü. Oradan fotoğraf çektim. Bu o sahilin fotoğrafı.
Ve ses kaydı aldım. Bir video da hazırladım ama onu burada sunamıyorum. Ve o ses kaydında fotoğraftan sonra bu fotoğrafı aşağıda gördüğünüz bir metreye bir metre fayansın üzerine bastım. Yani dekal dediğimiz bir teknikle o yüzeye geçirdim. Ve daha sonra da çocuk pabuçlarını hazırladım. İki tür çocuk var. Bir siyah ve umutsuz çocuklar. Ama burada beyaz ve altın yaldızlı varsıl çocuklar. Ve işte bu çocukların umutları ve geleceği. Bu benim için çok benim yüreğimi bukan, yüreğimi inciten ve gerçekten bugün hala etkisinden kurtulamadığım bir eser. Bugün bu Amerika'daki bir eğitim müzesi satın aldım. Amerika'da bu eser. Tabii Anadolu'da doğadan, çiçeklerden, lalelerden esinlenmemek mümkün değil. Ben de laleleri çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Çok farklı anlamları var ve lalelerle ilgili de birçok çalışma yaptım. Ama en çok sevdiğim bu, lale zamanı. Burada insanların, toplumun bir araya gelmesi ve yüreklerindeki sevgi, bu sevgiyi göğe açmaları, bakın lalelerin ortalarında, yani laleler açıldığı zaman yukarıdan baktığınız zaman kalp görüyorsunuz. Göğe açılmış kalpler. Bu sevgiyi, birlikte olmayı, paylaşmayı anlatan ve birlikte olmanın da ne kadar güçlü olduğunu vurgulayan bir çalışma. Böyle lalelerle ilgili ve yine çevresel sorunlarla ilgili eserler. 2019'da Çin'e davet edildim. Çünkü Çin bugün dünyanın en önemli, geçmişte olduğu gibi seramik merkezlerinden bir tanesi. Yani Çin'de Jindezhen denilen bölge seramikçilerin Kâbesi. Porselenin, yani bugün bizim kullandığımız porselenin ilk çıktığı yer ve en kaliteli porselenin bulunduğu yer. O nedenle bazı kitaplarda Vitros China derler ya da China Clay derler. Çok çok önemli bir merkez ve Çin'de China, Qing Dynasty zamanı, yani bizim Çin'le ilişkilerimizin başladığı zaman içerisinde de işte o İznik seramikleriyle mavi beyaz bu şehirdeki seramikler arasında müthiş bir bağ var. Çünkü saray buraya ısmarlamış. Buradaki porselenler Osmanlı Sarayı'na geldikten sonra da İznik'teki ustalar bu porselenlerin aynısını yapmaya çalışmışlar ve desenlerini kopya edebilmişler. Çünkü bazı desenler Çin'de kullanılan desenler ama teknik olarak yüksek ısıya ulaşamamışlar, porselen yapılamamış. Biz düşük sıcaklıkta ama bugün dünyanın hayran olduğu mükemmel porselenleri, porselen seramikleri yapmışız, İznik seramiklerini. Tabii ben burada ilk defa porselenle çalışma fırsatı buldum ve ilk defa porselenle çalıştım ve daha sonra da bir sergi yaptım. Anahtarları bu sergide de kullandım. Çünkü sembol olarak anahtarlar da birçok farklı ülkede, birçok farklı kültürde çok derin anlamı var. Özellikle İznik ve Çin'in ortak desenlerini aldım burada. Ve bu eserin adı Success of Communication, çünkü iki kültür arasındaki iletişimi anlatıyor. Ve bu iletişimden sonra da ortak değerlerin, yani mavi beyazın ve iki kültür arasındaki, iki kültürün, yani Çin ve Türk toplumu arasında seramik ya da porselen vasıtasıyla, sanat vasıtasıyla da köprü kurarak bu birbirleriyle olan iletişimlerini anlatan bir çalışma bu. Özellikle bu kırmızı, çünkü biliyorsunuz Çinliler için kırmızı çok özel ve onlar için en derin, en anlamlı, kutsal bir renk. Kaplumbağaları çok kullanıyorum, kap seviyorum demiştim. Çünkü yeryüzündeki en bilge hayvanlardan bir tanesi, bilgeliğin, bilge olmanın sembolü. Ve kaplumbağalar gerçekten yaşamın bence dengesi. Kaplumbağaları da kullanarak Natural Balance isimli bir eser orada ürettim. Porselen bunlar ve biraz çocukluğa ama birazcık da çocukluktaki oyunlara gönderme. Fakat aynı şey tabii iki kültür arasında da var. Bunları yaparken iki kültür arasındaki ortak noktaları da bulmaya çalıştım.
Tabii göç hikayeleri demiştim. Göç hikayelerini anlatırken de böyle bir geleneksel Çin yorganıyla işte köprü olan düğmeleri kullandım. Çünkü bizim kültürümüzle Çin kültürü arasında orada izlediğim kadarıyla müthiş beraberlikler var. Göçlerde göç ettiğimiz zaman hiçbir şey istemeyiz ama göç ettiğimiz yerde üzerimizde bir çatı, bir yorgan olmasını isteriz. Bu eser de göç ettikten sonra kültürümüze ait bir takım ufak sembolleri de unutmamamız gerektiğini biraz bize vurguluyor. Ve işte yine burada geleneksel hem Anadolu hem Çin desenleriyle köprü oluşturuyor. Elma sembolünü her zaman eserlerimde zaman zaman kullanıyorum. Bunlar da elma sembolünü kullanarak yaptığım eserler. Tabii sosyal projelerde de yer alıyorum. Glokom Derneği'nin uzun zaman sergilerine katkı sağladım. Ve glokomla ilgili sergiler düzenledim. Osman Gazi Üniversitesi'nde. Ve ben de bununla ilgili bir takım eserler oluşturdum. Santa Lucia'nın gözü benim için çok anlamlıydı hikayesi. Bu eserde onun hikayesini anlatan bir çalışma. Öğrenciyken endüstriyel seramikte yüksek lisans yaptım. Ve bu öğrenciliğim sırasında yaptığım bir duvar seramiği. Ama bugün Anadolu Üniversitesi'nin kongre merkezinin duvarında. Yani fonksiyonel seramikler, enstalasyonlar yaparken bir takım... mimari seramikler de zaman zaman yaptım ama hayatımda çok yer almadı. Birkaç örnekte bunlardan gösterip sizleri daha fazla sıkmadan sonlandırayım. Bu eserde Anadolu Üniversitesi'nin Sivil Havacılık Yüksekokulu'nun bir duvarında ama şu anda sanıyorum orası Teknik Üniversite'ye bağlandı ve eserin sonucu ile ilgili bir bilgim yok. Havacılık Yüksekokulu'nda bu. Ve bu da Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nin binasına yaptığım bir çalışma. Burası bir meydan. Eskişehir kışın çok soğuk ve çok renksiz. Burası da belediye ile valilik arasına bakan büyük bir meydan. Tabii ben bunu yaparken daha çok kış mevsimini düşledim. Çünkü kışın karda bu soluk meydana bence eserin büyük bir ışık saçıyor. Burada tabii sarı güneşi ve güneşin etrafında da birçok negatif pozitif güvercinler var. Bunlar da şehrin içindeki dostluğu ve paylaşımı anlatıyor. Efendim benim çalışmalarım bu kadar. Anadolu'dan çıkan yani Bandırma'dan bir çocuk olarak İstanbul'a gelen daha sonra da kişisel çabalarıyla çalışarak ve gerçekten çok çalışarak bugüne kadar sizlerle paylaştığım bir takım işte hem sanat adına hem akademisyenlik adına izlerimi sizlerle paylaştım. Ben hepinize sabrınız için teşekkür ediyorum. Umarım bir Anadolu kadını olarak tabii en büyük hedeflerimden bir tanesi de örnek olmak ve hiçbir zaman başarısızlıklar karşısında bir mani olmadan ve elimden geldiğince hep çalışarak hala çalışıyorum. Hala çalışarak, üreterek çok kıymetli vatanıma da katkı sağlamak ve bir iz bırakmak hep en büyük hedeflerimden bir tanesi. Bunun için de hala elimden geleni yapıyorum. Hem yurt içinde, yurt dışında da ülkemi temsil etmek için var gücümle çalışıyorum. Benim kısaca hikayem bu kadar. Umarım sıkılmamışsınızdır. Sanata yer verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Harikaydı hocam. Yani ne diyebilirim? Bayıldık. Soru alacağız. 3 dakika izin verirseniz eğer soruları yazarlar. Bu arada bize müzik dinleyelim. Size bir bayraktığı için. Tamam. Teşekkür ederim.